Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda daha önce incelemesini yaptığımız JJRC H26 drone'a nasıl aksiyon kamerası takıl onu göstereceğim. Birçok yöntem var. Ben bu şekilde takmayı tercih ettim. Şimdi size kullandığımız araç gereç ve parçalardan bahsetmek istiyorum. Drone'umuz zaten bu şekilde. Orta noktasını belirlemek için ben 3M markasının Command bantı var. Ondan aldım bir tane. Gayet ağırlık kaldıran bir bant zaten bu. Cırt bir bant. Burasında cırt var. Böyle bir bant aldım. Siz de bunu alabilirsiniz. Migros'larda var. İnternet sitelerinde var. Yaklaşık 11-12 lira en büyük boyundan alırsanız daha iyi olur. Bu bantı şuradaki fiş bir tane soket var. O soketten başlayarak şuradaki kısmı da bu şekilde buraya gelecek şekilde taktım. Gördüğünüz gibi. Ve drone altında şuralarda bir çıkıntılar var. Kendine ait bir kamerası olduğundan dolayı normalde bir kamera modelinde olduğu için buna ekstra kamera takılabildiği için kendi kamerası. Şurada bir çıkıntılar vardı. Bunları ve şunun altında da bir çıkıntı var. Ben onu bıçakla şu şekilde kestim. Herhangi bir çıkıntı olmasın, düz yüzey olsun diye bu şekilde düz bir yüzey elde ettim. Daha sonra ortadan başlayarak, şu soketin oradan başlayarak bir bant yapıştırdım. Hizalı bir şekilde. Daha sonra yine Çin'den AliExpress sitesinden sipariş verdiğim şu şekilde bir adet sabit gimbal aldım. Bununla bağlayacağım ben zaten. Bunun da şu alt kısmına, şu şekilde yaptığımızı düşünürsek, şu alt kısmına tam ortalayacak şekilde ve bu kulağın tam tersi gelecek şekilde yine command cıt bant yapıştırdım. Bu bant güzel, ağır bir bant, yani ağırlık çeken bir bant. 7 kiloya kadar bir ağırlık çekebiliyor. Ama yine biz destekleyici olacağız, garanti olsun diye. İşimizi şansa bırakmayacağız. Bu şekilde bant yapıştırdım. Bu ürün de, yani bu gimbal'da, sabit gimbal'da işte 3-4 dolara kadar bulunabiliyor. Şu şekilde şurada silikonları var. Hafif olan, böyle sarsıntıları alan bir silikon. Şu şekilde koyuyorum bunları şimdilik. Daha sonra ekinin içinden çıkan bir adet çift taraflı, yine 3M'e ait bir çift taraflı bant vardı. Bundan iki tane şu şekilde bir parça kestim ben. Bu şekilde iki tane parça kestim. Bunları şu kısma yapıştıracağım. Şu şekilde şu kısma yapıştıracağım. Daha sağlam olsun diye. Çünkü bu cırt bant çıkabilir. İki şekilde şuraya yapıştıracağım. Daha sonra bu sabit gimbalımızın şu şekilde koyup, ilk başta bunları cırt bantla yapıştırdıktan sonra şu şekilde koyup bantı yapıştırdıktan sonra ters taktık. Şu şekilde iki kulağı birbirine gelecek. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Düzgün bir şekilde yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra şu yakın deliklerden tornavidamızın, bu H26'da çıkan tornavida. Tornavidamızı şu şekilde ben işaretledim. Şu şekilde işaretler koydum. Siz herhangi bir delikleri kullanabilirsiniz buradaki. Ben şu ve şunları kullandım. İşaret koydum. Daha sonra bunu çıkartıp buradaki yuvaları birer delik açtım bastırarak. Arkada herhangi bir kart olmadığı için kolaylıkla zaten açılıyor. Yine bu uçla açarsanız. Daha sonra ekenin içinden çıkan şu şekilde 3 tane vidamız var. 4 tane olması lazımdı ama ben bir tanesini kaybetmişim sanırım. 4 tane vidamız var, şu en büyük uzun olanları. Bunlar Eken H9'un içindeki kutudaki bir poşette çıkıyor. Bu şekilde 4 tane vidamız da onu oraya bağlamak için, gimbalımızı, sabit gimbalımızı bağlamak için kullanacağız.
Bunları da bu şekilde ayırdım. Bir tanesi benimki küçük. 3 tane çıktı benim kutumdan. O yüzden şu şeyin bizim drone'umuzun bacaklarından bir tanesinin iç tarafındaki vidayı aldım. Zaten bu çok sağlam olduğu için çıkma durumu yok. Bir tane vidayı aldım. Onu kullanacağım ekstradan ben. Şimdi kısaca bir montaja geçelim. İlk başta bu cilt bantları yapıştırmıştık zaten. Şu kesmiş olduğumuz 3M'e ait çift taraflı bantı açalım bir tarafını. Şu şekilde. Bunu arkadaki deliği kapatmayacak şekilde. Bu zaten çok güçlü bir cırt bant. Kendi başına zaten aksiyon kamerasını kaldırma gücüne sahip. Bu şekilde bunu yapıştırdım. Düzgün bir şekilde bunu bastırarak yapıştırdım. Aynı şekilde tam tersi tarafına da, simetrik kısmına da bir tane yapıştırıyorum. Bu tarafını açtım. Bu şekilde buraya da yapıştırdım. Bastırıyorum düzgün bir şekilde oturması için. Şimdi şunu sabit kırmızıya yapıştırdığımız, iyice bunu da oturtturalım. Cırtı bu şekilde. Tam hizalayalım. Herhangi bir kayma olmasın. Zaten deliklerimizi, vida için deliklerimizi açmıştık. Bunu bu şekilde oturtuyoruz. Zaten cırtlı olduğu için cırt diye bir ses geliyor. Oturduğuna dair. Şimdi ben bilerek buradaki bantları açmadım. Aslında ki buradaki bantları birazcık daha kalın tutup şuraya kadar taşmasını da sağlayabiliriz. Ama gerek yok, oturacak zaten o. Hafif tutması bizim için yeterli. Bu şekilde. Daha sağlam olmasını istiyoruz tabii ki. Yani biz kameramızı taşıyacağı için çıkmasını istiyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bantlarımızı açıyorum. Bantlarımızı açtık. Bu şekilde bantlarımızı açtık. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Hatta şunu şu şekilde koyduğumuz zaman aslında dış kısımda birazcık yer kalıyor. Şöyle yapalım. Şu vida deliğine denk gelmeyecek şekilde. Bir ince çubuk şeklinde bir tane daha çift taraflı köpük olan bantımızdan keselim. Bunu ortadan ikiye keselim. Daha sağlam olsun. Bir tanesini açtım yine. Bu sefer bunu bu şekilde bitişine yapıştırdım. Aynı şekilde diğeri de açıyoruz. Bunu da aynı şekilde. Diğer kısmı yapıştırdım. Şimdi bunları da açalım.
Bunları da açtık. Şimdi ben Beach marka Fix Strong denen bir yapıştırıcı kullanıyorum. Daha sağlam olmasını istiyoruz tabii ki her şeyden önce. Bunun için bu yapıştırıcının çok az bir kısmını, çok değil, bu cırt bant kendini atmasın, kuruduğu zaman o şekilde sabit kalsın diye şu şekilde çok az buraya bir yapıştırıcı döküyorum. Şöyle gözeneklerin içine girecek kadar yapıştırıcımı da döktüm. Hemen donmadan düzgün bir şekilde hizalayarak şekilde bakalım, düzgün kuvvetli bir şekilde bastırıyoruz. Cırt bandımız oturuyor. Bir daha bastıralım. Bu şekilde yapıştırdığımız zaman ilk başta şuradaki bantlar oturmayacaktır. Sonra yaratırız bantı oturmayacaktır. Şöyle bir aralık var. Ama biz buradaki vidalarımızı takıp sıkılaştırdığımız zaman o bantlar da oturacak. Bu şekilde yapıştırdık. Yani aslında baktığımız zaman bir cırt bant, iki yönlü silikon köpük şeklinde 3M'in yine çift taraflı bandı ve vidayla sağlamlaştırmış oluyoruz. Şimdi vidalarımızı alıyoruz. Şu şekilde. Şuradaki mıknatıs soran arkadaşlar olabilir. Bu hepsi burada da ya da bence sitelerde satılan niobium şeklinde geçen, niobium mıknatıs şeklinde geçen güçlü bir mıknatıs. Ben her tuvalet vidamı bu şekilde koyuyorum ki vidalarımı kaybetmemek için. Şimdi vidamın bir tanesini aldım. Şuradaki kendim açmış olduğum deliğe vidamı koydum. Sıkılaştırıyorum. Şimdi bu kadar yeter. Daha sonra hepsini takınca karşılıklı sıkılaştıracağız. Dengede tutacağız. Aynı şekilde bu tarafı taktım. Bunu da bu şekilde taktım. Üçüncü vidamı takıyorum. Bu vidayı buraya takmamışım herhalde. Bu vidanın yeri sanırım burası. Daha önceden deliği açtıktan sonra vidaları takıyorum ki herhangi bir şekilde şey olmasın, yani yuvasını kendisi açıyor zaten. Buradaki amaç şu silikonlar, bu silikonlar hiçbir şekilde kasaya değmesin. Sadece şu orta gövde kasayla birleşik olsun. Bu silikonların birazcık havada kalması gerekiyor. Bu tarafta şimdi aynı eşit bir şekilde bu tarafı sıkacağım. Şekilde hafif bastırarak aynı hizada oldu. Son vidamızı alıyorum. Bu en küçük olan vidam. Drone'un bacağından çıkarmış olduğum vidam. Çünkü bir tane vidam yoktu, eksikti. Onu da bu şekilde buraya takıyorum. Denk getiremedik. Bunu da sıkıyoruz. Gövde yamulabilir sıktığınız zaman, çünkü ortası daha yüksek bir kısım oldu. Bu karbon fiber olduğu için öyle koral kırılacak bir malzeme değil.
O yüzden kolaylıkla sıkabilirsiniz. Aynı şekilde şimdi burayla burayı da bir dengeleştiriyorum. Bu şekilde bakıyorum aynı hizada mı? Şunu birazcık daha sıkmam gerekiyor. Bu şekilde gayet düzgün. Dengede oldu. Sağlamlığı da sağlam oldu. Bakıyoruz buradan. Şunu birazcık sıkabiliriz. Bunu birazcık açalım. Çünkü silikon oturmuş gözüküyor. Oturmasın. Şu şekilde. Evet. Şu an dört bir yandan da baktığımızda aynı hizadalar. Şimdi bu sabit gimbal'ın diğer kısmı olan bu şekilde bir kısım var. Bunun da şu delik kısmı burada bu şekilde ise tam tersi kısmında koyuyorum ben genelde. Bunu takmak biraz uğraştırıyor. Şu şekilde bir kısmını sokuyoruz silikonun. Süreden çalmamak adına ben bunu kendim taktıktan sonra videoya devam edelim. Böyle düzgün bir şekilde takıyoruz. Tarafını sokunca zaten diğeri kendi kendine giriyor. Bir tarafından şöyle tutup çekiyoruz. Diğer tarafını da içeri doğru attırıyoruz. Evet, bunu da taktık. Gayet sağlam oldu. Şimdi ise bu zaten EKN-H9 bu koruma, su geçirmez koruma kılıfıyla geliyor. Bunu olduğu şekilde, bu şekilde. Dronumuzun arkası ne taraf? Bu taraf. Ben bu taraf belirledim. Bu taraf. Siyah kısmı ben arka olarak görüyorum şu an. Bunu da bu şekilde yuvasını oturtturup zaten şu şekilde bir somunumuz var. Bunu da bu şekilde takıyoruz. Yani son durumda bu şekilde oluyor. Drone. Hemen bir bacaklarımızı takalım. Son durumda baktığımız zaman şu görüntüde sağlam bir şekilde EKN-H9'u bağlamış olduk. Şu şekilde görebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi uçuşlar, güvenli uçuşlar. Sitemizi, Facebook sayfamızı ve YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.